Merhaba kardeşlerim. Size bugün enteresan bir konudan bahsedeceğim. Aslında pek çok konudan bahsedeceğim. Pek çok farklı malzemeyi bu videoda aslında harcamış olacağım. Şöyle bir mevzu var. İnsan beynini en çok geliştiren, insanın duygusal zekasını, analitik düşünce kapasitesini, insanın idrakını, kainatı yorumlayışını, hayatını algılayışını, insan ilişkilerini geliştirme noktasında onları doğru algılamayı ve pek çok bunun gibi kalbin, ruhun ve zihnin enstrümanlarını en iyi şekilde geliştirmeyi şey pek çok bilimsel araştırmalarda da kanıtlandığı üzere kitap okumaktır. Türkiye'de yaşadığımız pek çok problemden bahsediyoruz mesela. Aslında yaşadığımız problemlerin temelinde okuma alışkanlığımızdaki eksiklikler olduğunu söyleyebiliriz. Mesela edebiyat noktasında, okuma alışkanlığı noktasında güzel okumalar yapan milletlerin dünyada her zaman en önde gittiklerini görüyoruz. Her anlamda. Hani bizim o çok önemsemediğimiz okumak meselesi var ya ondan bahsediyorum. İnsan nesli için en önemli şey belki belki. Beynin en büyük rızkı diyebiliriz. Kalbin, ruhun ve insanın hatta manevi latifelerinin en büyük rızkı. Oradan besleniyoruz. Oradan aslında kalp ve ruhumuz büyüyor, genişliyor. Şimdi bedenimizin hacmi, cismimiz belli bir boyuttadır. Bu belli bir yaşa kadar yükselir, sonra durur. Ama ruhumuz için böyle değil. Ruhumuz ne kadar maneviyattan, ne kadar nurdan beslenirse o kadar teali eder, o kadar büyür. Bunun da yolu, en etkili yolu okumaktan geçiyor ki zaten bizim din dinimizin ilk emri değil mi? İlk ayet oku. Bu basit bir hadise değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma bilmemesine rağmen ona gelen ilk ayet oku ayetiydi. Orada farklı bir mana var. Daha önceki videolarda da bunu anlatmıştım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu emri alır almaz direkt gidip bir medreseye bir okula yazılıp da okuma yazma öğreniyor mu? Öğrenmiyor. 23 senelik peygamberlik hayatında okuma yazma bilmeden peygamberliğini tamamladı ama aslında okuma yazma bilmemesine rağmen kainat en iyi okuyan gözlerine sahipti. Aslında bizim bu harfler üzerinden yaptığımız okuma hakiki okumayı bize sağlatan aracıdır. Allah vergisi eğer böyle okuyan bir gözümüz yoksa biz mecburen kitaplardan okumak zorundayız. Ama Türkiye'de okuma oranları çok düşük. Hatta ben geçenlerde bir anket yaptım. Gerçekten bir ay içerisinde bir kitap bitiren insan sayısının çok az olduğunu, benim takipçilerim içinde bile çok az olduğunu gördüm. Ki benim takipçilerim toplum standartlarının aslında çok üstünde. Bunu rahatlıkla gözlemleyebiliyorum. Okuyan, araştıran bir takipçi kitlem olmasına Rağmen, bunu gördüm yani Instagram'da 400 bine yakın takipçim var şu an itibariyle. Gün içinde de pek çok kardeşimle bir araya geliyorum. Genelde bizi insanlar videolarımız üzerinden tanıyorlar. O kardeşlerime de diyorum ki kardeşim şu kitabı oku bak şu kitap tam sana göre vesaire. İnsanları esas okumaya, hakiki okumaya sevk edecek basamak basamak okumalara yönlendiriyoruz. Ki en büyük okuma Kur'an üzerinden yapılan okumadır. Onu anlayacak bir tefsir üzerinden yapılan bir okuma. Ondan önce de o tefsire basamak sağlayacak şekilde yazdığım kitapları... Kardeşlerime tavsiye ediyorum. 3 aşama içerisinde adeta akvaryum, havuz ve okyanus olacak şekilde bir okuma kardeşlerime hedefliyorum. Emin olun bu okuma yolundan geçen kardeşlerim belki 3 ay içinde, belki 6 ay içinde muazzam bir seviyeye bir anda çıkıveriyorlar ve hem kendileri hem de çevredeki insanlar onları hayret ediyorlar. Kısa zamanda böyle hızlı bir yükselişi binlerce kardeşim üstüne gördüm.